Lütfen dikkat. İstanbul istikametinden gelip Konya istikametine giden Yüksaksel seyahatin. Sayın yolcuları, aracınızın mola süresi dolmuştur. Lütfen yerlerinizi almanız önemli rica olunur. Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine ETS'deyiz. Her zamanki gibi aracımızı çalıştıralım. Havamız yavaştan dolsun. Bismillah. Evet arkadaşlar, bugün anonsta da duyduğunuz gibi Konya Yüksaksel seyahatle Konya'ya yolculuk yapacağız. Evet, bu arada aracın mod sahibi, aracı yani mod sahipleri, bu modu yapan kişiler İsmail Arslan ve Emin Doğuş Güraks'ın, teşekkürlerimi sunuyorum kendilerine. Evet, Neoplan Thorliner var altımızda. Bu tek dingillisi. Daha önce de çekmiştik Thorliner, o çift dingillisiydi. Hadi bakalım, aracımıza geçelim. Hadi, kimse kalmasın. İndir babayı dedi. Ah geriye. Kapat kapılarımızı. Bu arada mazotumuz az. Gelmişken hem de opetken mazotumuzu şuradan bir dolduralım. Lüksaksel de iyi yakıştı ha. Evet, aracımız mazotumuz doldu. Bismillah, hadi bakalım yolumuza koyulalım. Kazamız mübarek olsun. Bütün koltuklarda emniyet kemeri bulunmaktadır. Ön sıra ve arka kapı girişindeki koltuklarda oturan konuklarımızın kullanması yasa gereği zor. Trafik ne ya? Sen dur, turcu dayı da bir geçek baba. Yine trafik yoğun. Hadi oğlum ya, oyalanmayın ya. Ya ana yoldan gitmiyorlar da buradan giriyor arkadaş ya. Lan ana yol var ya. Lan tüm manyağı mısınız ya siz lan? Allah'a diyorum bak. Ana yoldan gitmiyorlar ha. Petrolün içindeki yoldan gidiyorlar. Allah Allah. Evet arkadaşlar, 335 kilometrelik bir yolumuz var. Kontrol noktası. Sola geçeyim, sağa geçeyim. Ya diyorum ya sana, bunlar manyak manyak. Olsun bakalım ya. Başa gelen çekilir, ne yapacaksın?
kontrol noktası herhalde takılacağız. Yapacak bir şey yok. Bütün otobüsler kimlik kontrolü için lütfen kontrol noktasına gidiniz. Evet abi. Kontrol var, kimlik kontrolü. Kaçak bıçak varsa koltuğun altına girsin. Buyurun amirim. Tabi tabi. Milletin kimliğini kontrol edebilirsiniz. Değil mi? Teşekkür ederiz. Bismillah. Yolumuza devam edelim. Evet, kimlik kontrolüne de girdik. Aman kontrol etsinler abi. Yoksa oha. Evet arkadaşlar, Oyuncuyuz Biz mod ekibi bu Setra'nın ikinci versiyonunu çıkarttılar. Benim Setra videomda demiştim hatta, ayna camlarda falan yansımalar oluyor diye. Onları gidermişler, ufak tefek değişiklikler yapmışlar. Arkadaşların ellerine sağlık. O otobüs videosuyla da, otobüs moduyla da Setra 517 EDH Top Class'la yakın zamanda da bir video çekmeyi düşünüyorum. Onu da buradan söylemiş olayım. Üç kilometremiz varmış. Var daha biraz yolumuz. Sisleri açayım. Türkiye haritasının 1.2 versiyonu daha çıkmadı. Acaba 1.45'e mi uyarlayacaklar? Yani 1.45'te mi çıkacak acaba? Duyurdular, bayramdan önce dediler. Bayramdan sonra bıraktılar galiba dedik. Herhalde 1.45'e mi çıkacak, ne yapacak? Olsun, bekleriz. Geç olsun, güç olmasın. Değil mi arkadaşlar? Nasıl olsa Türkiye haritası da otobüs modlarda yetiyor. Allah razı olsun onlardan. Geç olsun. Yapacak bir şey yok. Otobüste muhteşem süspansiyon, yaylanması, kalite mükemmel. Tekrar otobüs mod sahipleri İsmail Aslan ve Emin Doğuş Güraksın'a da tekrar buradan selamlarımı yolluyorum. Teşekkür ediyorum. Yine
güzel bir mod çalışması olmuş arkadaşlar. Ellerinize sağlık. 90'a sabitledim yine. Buradan döneceğiz. Son anda gördüm. Şehir merkezine girmedim bilerek. Şehrin dışından yoldan gene bir sürpriz var. Gene polis amcalar bana bir sürpriz yapmış. Bakalım ne sürprizi? Gene helikopter mi indirdiniz lan? He? Yine helikopter mi indirdiniz? Ne yaptınız bakayım? Allah'tan yol geniş. Yol genişliyor. Helikopter de olsa sağdan, soldan, kıyıdan, köşeden çıkarız. Bakalım, heyecanla bekliyorum. Şu anda bir şey yok. Gene orada birini kıstırmışlar baba. Vallahi hiç affetmezler hiç. Yapıştırın bakayım. Biraz yavaşlayalım. Tırtıklı şeritler çok yaylandırıyor. Şehir merkezine yaklaştıkça biraz FPS düşüyor dediğim anda. Evet. Hadi bakalım. Buyur buradan yak. Hadi bakalım. Buyur buradan yak. Şuradan değil de şuradan geçebilir miyiz acaba? Allah Allah. Lan manyaksınız lan siz. Yemin ediyorum manyaksınız ya. Ya Rabbim ya. Vallahi manyaksınız ya. Allah Allah. Bildiğiniz gibi demin de bahsediyordum. Şehir merkezine yaklaştıkça oyun biraz kasma yapıyor. O da Ankara'nın çok büyük olduğundan, Ankara'ya girdiğinde de zaten oyun kasma yapıyor. O kadar olacak, onu da idare edeceğiz, yapacak bir şey yok. Bağırma kalan, hadi vites değiştir ha şöyle ya. Otomatik kullanıyorum. Arabanın otomatik olduğu için. Zaten manuel olunca manuelle yola devam ediyorum. Sabitle baba. Şivayin şivayin gidelim. Acelemiz yok. Zaten bayram aralığı. Gidenler dönüyor tekrar. Ne gerek var? Yavaştan yavaştan gidek. Kaç kilometremiz kalmış? 225. Oo. Yolu neredeyse yarılamışız. Aksel de iyi yakıştı ha. Lux Aksel biliyor musunuz? Bilmiyorum da. Lux Aksel firması, Lux Aksel Seyahat. Konya'nın firması.
O yüzden ben de Konya'ya aldım yolcuları. Zaten firmaların hangi ile ait olduğunu daha dikkat ediyorum ve öyle video çekiyorum. Öyle daha gerçekçi oluyor. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz da. Evet abi, daim gene kitlemiş. Kitler. Yemin ediyorum kitler. Yeter ki avcına düşme. Yani öyle daha bir iyi oluyor gibime geliyor benim. Bilmem sizin fikriniz ne? Varsa fikriniz yorum kısmına yazabilirsiniz. Şu şöyle olsaydı, işte bu böyle olsaydı daha iyi olurdu falan gibisinden yorumlar yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani çekinmenize falan gerek yok. Evet abi. Kardeşim biz girdik. Kusura bakmayın. Biz kontrolümüzü neyimizi yaptırdık. Zaten haberini almışsınızdır. Bir daha kontrol yaptıramayız. Kusura bakmayın. Evet arkadaşlar, anonslu videomuz, anonslu otogarlı tesisten çıkma vesaire videolar tüm hızıyla devam ediyor. Allah izin verirse, Allah uzun ömür verirse, ömrümüz olduğu sürece böyle videolar çekmeye devam edeceğim. Kaliteli. Yani elimden geldiği kadar kaliteli video çekmeye çalışıyorum. Siz izleyicilerimize daha iyi görüntü sunabilmek için elimden geleni yapıyorum. Ve bu emeğin karşılığı olarak sizden ricam, kanalıma abone olun. Beğenin, yorum yapın, bildirimleri açın. Buradan tekrar siz izleyicilere teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun. Hadi bakalım, kazasız belasız, zararsız ziyansız Konya istikametine devam. 115 kilometremiz varmış. Gelmişsik. Otobüsün kalitesi muhteşem. Süspansiyonu, ne bileyim, kokpit, yani mükemmel. Kalite fevkalade. Tekrar mod sahiplerine buradan teşekkür ederim. İşte araştırıyoruz arkadaşlar. Bakıyoruz kaliteli mod. Hangi araç daha iyi göze çarpıyor, ne bileyim daha iyi sempati veriyor, ona göre ben de bu tür şeylerde çok titizim konularda. Yani
Kalite. Kaliteli olsun. Ama yavaş olsun. Ben de o yüzden kalite aramaya, kaliteli yapmaya özen gösteriyorum. Kesinlikle, ama şunu şöyle yapayım, bunu böyle yapayım. Ya ne olacak? İşte falan filan, kesinlikle öyle bir şey yok. Baba bir rotarı çekelim şu arada. Ya şöyle. Yani kesinlikle o düşünceye hiç kapılmadım, kapılmayacağım da. Buradan bilginiz olsun. Her zaman kalite. Her zaman. Özenme, kalite. Yani en iyisi de olmuyorsa da iyisi. Yani benim düşüncem bunlar. Öyle kafadan atma, har vurup harman savurma. Öyle kesinlikle böyle düşünceleri aklımdan bile geçirmiyorum yani. Oo, 35 kilometremiz kalmış. Bitirmişsik ya, yine sohbet, muhabbet, eğlence. Gelmek üzereyiz. Revamız göründü. Konya, Antalya, Aksaray, Adana. Bir diş rotara asılalım abi. Oo, şu sesi dinleye dinleye. Verelim sinyalimizi. Hadi lan, oyalanmayın lan. Ağzınızı ayırmayın lan. Bak, sana diyor bak. Bak, kırmızı ışığa yakalandıracak. Bakalım, görüyor musun ya? Ben bildim ya. Sana diyor orada. Allah Allah. Sana ya otobüsün kalitesine. Alkol ajantlarımız. Bu arkada bagaj yeri vardı. O yakışmadı. Onu artık bunun çift dingillisini aldığımızda koyacağım. Hazırlanıyor. Hazırlanın baba. Göründü. Evet arkadaşlar, buradan da Konya'dan bizi izleyen herkese selamlar. Aç baba, aç baba. 3 euroyu kilitledi.
işaretimize duralım ve videomuzu burada sonlandıralım. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve fikirleriniz ne olursa olsun yorum kısmına yazmayı unutmayın. Hoşça kalın.